Herkese merhabalar. İsmim Oktay Ortakaya. Panasonic Türkiye'de ülke müdürü olarak çalışıyorum. Kurumsal mobil çözümlere temsilen. Aslında bugün çok böyle ürün anlatmak istemiyorum. Sadece bir video var. Biraz bizim ürünler nerede kullanılıyor ve burada coğrafi bilgi sistemlerini ilgilendiren kısım ne? Onları anlatmaya çalışacağım. İlginizi çekerse zamana göre yine soruları alabilirim elbette ama ekip arkadaşlarım üst tarafta fuaye alanında standımız var. Hem ürünleri görmek hem de ekipteki arkadaşlarıma soruları direkt de aktarabiliyor olursunuz. Çok hızlıca biraz Panasonic'ten bahsedelim çünkü çok karışık ve büyük bir organizasyon. Yaklaşık 15 bin çeşit ürün üreten elektroniğin her noktasında olan ve mali yıl 2016 itibariyle 7.7 trilyon yen gibi bir bu kabaca ne yapar dersiniz 68 milyar dolar civarı bir ciroya sahibiz aslında. Tamamıyla %100 bir Japon şirketi ve Japonya'nın en büyük 3. işvereni Japon sınırları içinde. 100 binden fazla patentimiz var ve 1918'de kurulduk yani seneye 100. yılımız. O yüzden ciddi bir çalışma da var Panasonic'in kendi içinde. 3 çalışanla yola çıktık. Şu an yaklaşık sürekli değişiyor ama 250 bin civarı çalışana sahip ve bunun büyük kısmı mühendis tabanlı ve Japonya'da ikame eden arkadaşlar. Şirket oldukça değişim yolunda. Siz Panasonic'i tabii belki işte televizyon, dijital kamera hani daha çok tüketici elektroniği tarafında tanıyorsunuz ama aslında bizim ciromuzun çok küçük bir kısmı oradan geliyor. Asıl büyük bir işimizin çok büyük bir kısmı diğer iş kolları ki biz bunu 4 ana bölgede topluyoruz. İşte otomotiv endüstri ekibi dediğimiz ekip örneğin. Eco Solutions dediğimiz ayrı bir ekip var. Daha çok aydınlatma ve elektrik sistemleri üzerine ki Türkiye'de Vico'nun sahibi olan Division onlar. Yaklaşık 3 sene önce Vico'yu satın aldık. Artık Vico Panasonic Eco Solutions AŞ olarak hayatına devam ediyor. %100 bir Panasonic şirketi. Vico markası devam edecek ama tamamıyla yönetim bizde. Yine ev aletleri kısmı ve bizim de Toughbook Toughpad yani kurumsal, endüstriyel notebook tablet çözümlerinin olduğu 2000'de olduğu aslında AVC. Dikkat ederseniz bu bölgede aslında şuranın içinde sadece küçük bir kısımdır tüketici elektroniği. İşimizin çok büyük kısmı hala B2B'den devam ediyor. Ürünle ilgili herhalde tek slide video dışında ürün portföyü ile ilgili hiç detaya girmeyeceğim. Farklı dayanıklılık seviyelerinde, farklı ekran boyutlarında, farklı işletim sistemlerinde ki bu Android ve Windows demek aslında. Notebooklar, tabletler, birbirinden ayrılabilir ikili cihazlar olabileceği gibi tekli notebook formatı ya da tek başına tablet ya da el terminali diyebileceğimiz biraz daha 7 inç altın el terminali diye isimlendiriyoruz. Ürünler var. Toughbook aslında dayanıklı notebooklarımızın ismi, ticari markamız. Toughpad de dayanıklı tabletlerimizin ticari markası. Bu taraf biraz daha özel alanlar. Türkiye'de de 2018'de post tarafına başlıyor olacağız. Bu slaydı seviyorum. Hani çok basit, çok Japon slaydı aslında ama her Toughbook, her Toughpad'i dizayn ederken 7 tane önemli noktaya bakıyoruz. Bunlar bizim için olmazsa olmazlar. Yani ürünlerin mutlaka sahada çalışan kullanıcılar için olduğu için. Yani sizin benim için çok fazla değil. Eğer sahaya çıkıyorsanız tabii sizin için de ama beyaz yaka için çok doğru ürünler değil. Çünkü beyaz yakanın çok beklentisini karşılayacak ürünler değil. Bizim biraz daha zor şartlarda, örneğin güneşin altında hala ekranı görmeye ihtiyacı olan, düşürdüğünde kırılmayan çok iddialı, kırılma olasılığının çok düşük olduğu, toz su geçirmeyen, yüksek sıcaklık ya da düşük sıcaklıklarda hala çalışabilen cihazlardan bahsediyoruz. Bütün bunları yaparken de tabii mobilite anlamında bunu hafif yapmaya çalışıyoruz. Çok enteresan materyaller kullanıyoruz cihazı hafif yapmak için, aynı zamanda dayanıklı yapmak için ama bir yandan da pil ömründen de ödün vermiyoruz. Yani büyük piller koymuyoruz ama uzun saatler gidebilecek pil teknolojileri kullanıyoruz ki Panasonic olarak zaten bir pil bölümümüz de var ayrı bir business kolu olarak. Ama bence bugünün anlamını en çok herhalde bu 7 maddenin içinde olan bağlanabilirlik konusu ve burada biraz daha hem data aktarımı ve özellikle GPS kullandığımız cihazlar üzerindeki GPS teknolojileri bence bugünün anlamını çok daha güçlendirecek. Şimdi buradaki en büyük farkımız bence pazardaki bütün üreticilerden şu oda. Hani bir gün olur kısmet olursa beraber Kobe'ye gidersek ben 5 sene önce gördüm ilk defa. Böyle bir anekonik oda dediğimiz elektromanyetik dalga geçirmeyen
ve tamamıyla anten dizaynı yapabildiğiniz bir oda var Kobe'deki fabrikanın içinde. Şu an dünyada bu odası olan tek PC üreticisiyiz. Yani hem bu odası olan hem bu odada bütün ürünlerinin anten dizaynlarını yapan ve üreten tek üreticiyiz. Çünkü diğerlerinin hepsi genelde Intel'den gelen teknik bilgilere istinaden hazır dizaynları kullanır. Ama bizde her ürün için bu dizaynı ve bu geliştirmeyi hep kendimiz yapıyoruz. Bence bu da otomatikman neyi etkiliyor derseniz, Oktay, ne esprisi var? Bence önemli nokta şu. Özellikle cihazlar küçüldükçe sığdırabileceğiniz anten alanı çok azaldığı için aslında çekim gücünü kaybetmeye başlıyorsunuz. Bak, bunun optimize bir şekilde yapılması çok kıymetli. Bu hem 3G ya da 4G, GPS, Bluetooth ya da Wi-Fi, hani her türlü aslında wireless connectivity gereken noktalarda aslında sizin çok başka cihazlara göre çok daha performanslı çalışabilmenizi sağlayan bir mühendislik farkı diye düşünüyorum. Peki GPS teknolojilerinde biz bu taf buk taf petler nokta neyi bulabiliriz? Aslında 3 tane alternatif var. Sonuncusunu biraz farklı anlatacağım. Çünkü çok yeni bizim için de ama sizin için hiç yeni olan bir şey değil biliyorum. Daha hassas çünkü coğrafi bilgi sistemine hassas bir konu. Bugün taf buk taf petlerde aslında klasik standart opsiyonda 2 tane seçeneğiniz var. Ya assistant GPS dediğimiz, yani V1 üzerinden, yani 3G 4G üzerinden yapabildiğiniz bir GPS teknolojisi, konumlama teknolojisi aslında. Buradaki modül üreticisi Qualcomm. Qualcomm'un Gobi 5000'ini kullanıyoruz 4G'de artık. Yani 2-3 senedir herhalde, değil mi? Ece 3G getirmiyoruz zaten. Qualcomm'un Gobi 5000'i gerçekten gayet başarılı bir konumlama yapıyor. SIM kart olmadan bile. Ki baktığınız zaman hem GPS hem GLONASS desteği var. Yaklaşık accuracy'si 5 metre ki uygun şartlarda bu çok daha aşağı düşüyor. SBIS support'u yok. Belki correction datası yok çünkü o diğer taraflarda var. Ve açık alanda gerçekten gayet başarılı. Birçok müşterimiz de test edip beklentilerini karşıladığı için, maliyet avantajı da sağladığı için bu tarafta taf buk taf pet almayı tercih ediyor. Ha, oldu da ya Oktay 3G 4G'ye bırakmayalım bu işi, biz direkt uydu GPS kullanalım diyorsanız, yani dedicated GPS, orada U-Blox'ın modüllerini kullanıyoruz cihazlar üzerinde. Tabi bunların hepsi isterseniz, istemezseniz cihaz çıplak bir halde geliyor ama muhtemelen sizi ilgilendiren kısımlar olduğu için detay vermek istedim. Burada en büyük fark, dikkat ederseniz, Gobi ile Qualcomm chipsetle tabii SBIS'e support geliyor ve correction data var uydu üzerinden. Bu ister istemez aslında burada 5 metre yazsa da hassasiyette bir tık daha, ki Japonya'daki mühendis arkadaşların verdiği bilgi 4.7'yi çok rahat konuşabiliyoruz. Ki bazı konumlarda bu çok daha çok kıymetli. O zaman bu çok büyük fark sağlıyor GPS GLONASS support'u ile. Şu iki resim belki arkadan daha zor görünür ama aslında biri Gobi 5000 ile biri U-Blox ile aynı lokasyonda bir rotanın çizilmiş hali. Arada ne kadar fark olduğunu gösteriyor. Dikkat edersiniz şuralarda çok büyük fark yok. Ama şu köşede ve yol üzerinde, ki bu burada işte o correction datanın aslında avantajı ortaya çıkıyor dedicated tarafta. Burada dikkat ederseniz çok daha hassas, daha doğru bir çizgilendirme var. Burada mesela o şu aralık örneğin gitgide açılıyor. Dolayısıyla konumlarla çok ilgili biz müşterilerimize genelde diyoruz ki siz demo edin. Yani biz verelim, aynı cihaz üzerinde ikisini de kullanabiliyorsunuz bu arada. Cihazdan cihaza değişmekle beraber hem bu hem bu da olabiliyor. İlla birini seçmek zorunda değilsiniz. Ki data connection'la ihtiyacınız varsa bu zaten olmazsa olmaz, otomatikman oluyor. Ama ekstra bir daha dedicated bir konuya girelim diyorsanız o zaman zaten U-Blox'ta. Biz biraz sizlere bırakıyoruz, demoyu veriyoruz. Aslında siz bir hafta iki hafta demoyla Esri ya da herhangi bir CBS uygulamasıyla sahada bunu test edip zaten kendi ortamınızda nelerle karşılaşacağınızı kendiniz görüyorsunuz ve tercihi size bırakıyoruz. Şimdi son konu, bu biraz burada pazardaki fırsatın artmasıyla da ilgili yeni bir ürün duyurduk. Bu slayttan sonra çok kısa 2,5 dakikalı bir video var. 12 inç detachable bir notebook. Detachable'dan kastım çıkardığınız zaman bir tarafı tablet aslında. Bu cihazda müşteriye özel, çünkü hazırda olan bir modül değil bu. Yani bunlar gibi seç beğen yapıp 10 tane 5 tane alamıyorsunuz. Bu çok daha spesifik projeler için. RTK modül takabiliyoruz cihazın üzerine. Bu aslında size çok 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 daha hassas bunlarla kıyaslandığında, dikkat ederseniz 5 metreleri, hadi burada 4.7, 4.8'i söyledik. Buralarda 50 santim, hatta uygun koşullarda 10 santime kadar inen
rugged tablet üzerinde, dayanıklı tablet üzerinde bu hassasiyeti sağlayabiliyoruz. Tabii buradaki en büyük avantaj correction data. Yani aynı uBlocks'taki gibi SPAS devam ediyor ama tabii ki bir RTK service provider'ından da bu correction datayı alıyor olmanız gerekiyor ki bu modül bunu işleyip burada çıkardığı, örneğin şurada üçüncü bir resim yok bununla ilgili ama burada çok çok daha hassas, yani artık metre değil santim seviyesine inebildiğiniz, en azından iki haneli santim seviyesine inebildiğiniz bir performans sağlıyor size. CF33 dediğimiz ürünle beraber özel belli adetlere ve belli şartlara göre bu ürünü de Türkiye'de satışına başlıyor olacağız ki oradaki düzeltme siz benden çok daha iyi biliyorsunuz, çok girmeyeceğim aslında, çok kabaca bu şekilde. Şimdi bu modülü kullanabileceğimiz tek cihaz var portföyde. Hiç cihaz anlatmayacağım, o yüzden sadece bu ürünü göstereceğim dedim. Zaten ürünün speklerini de anlatıyor. Orada konuşacağım ses istemedim arkadaşlardan kasıtlı ki gösterilen şeylerin aslında tam olarak ne anlama geldiğini de ifade edebilsin ve bizim Toughbook Toughpad dizayn ederken nelere dikkat ettiğimizi de sizlere aktarmaya çalışayım. Toz su geçirgenliği dedik, IP standardı. Network IPC değil bu tabii. Toz su geçirgenliği ile ilgili olan endüstriyel standart. Bu cihaz tamamıyla IP65 dediğimiz toz ve su geçirmeyecek şekilde dizayn edilmiş. İsim CF33. Ayrılabilir bir ekran, yani ekranı bıraktım, tablet olarak ekranla beraber işime devam ettim. İlla notebook formatında kullanmam gerekmiyor. Buralar da rugged. Cihazın tamamı dayanıklı. Yani belli bir parçası dayanıklı, belli bir parçası değil. Sealing'i bu şekilde yapıyoruz ki cihaz yağmurun altında da vesaire size hala çalışma şansı verebilsin. 120 santimden düşebilir durumda. 26 pozisyonda kullanılabiliyor. Bir önceki jenerasyona göre çok daha ince. Rugged bir cihaz için oldukça hafif, 2.7. Bence bu çok kritik. 3.2'lik bir ratio var 12 inçte ve QHD dediğimiz çok yüksek bir çözünürlüğe sahip. Yani 12 inçte çok geniş bir harita bilgisini görebiliyorsunuz. 1200 kandela şu an endüstrideki en parlak ekrana sahip pazarda. Ve Intel'in en son i5 işlemcisiyle birlikte. Bu çok kıymetli. 2 bataryayla 20 saat kesintisiz çalışabilirsiniz. Hatta bunu hot swap yaparsınız. Yani pilleri çıkarırken cihaz kapanmaz. Doğal olarak yedek pillerinizle çok daha uzun süre sahada şarj etmeden kullanabilirsiniz. Gece kullanımı için alttan aydınlatmalı klavye opsiyonu, önde 2 megapiksel, arkada 8 megapiksel flashlı kamera. Portları hiç anlatmayacağım. Hani muhtemelen bu kadar ihtiyacınız yoktur ama bunların hepsi standart. Bu alanlar, şu an gösterilenlerin hepsi hem klavye üzerinde var hem cihaz üzerinde. Araç içi kullanım için anten girişleri, ekstra aracın üzerine takabildiğimiz. Bunlar opsiyon, dikkat ederseniz. İsterseniz alabilirsiniz, isterseniz almazsınız. Gerçek seri port sağlıyoruz tabletin üzerinde hala. Ya da burada contactless smart card, fingerprint reader gibi opsiyonlar var. Demin bahsettim, Gobi ya da uBlocks. İsterseniz alabiliyorsunuz. Masa üstünde kullanacağım daha fazla porta ihtiyacım var. Desktop Cradle ya da araç içinde kullanacağım güvenli bir şekilde ve port zenginliğiyle. O zaman yine araç içinde özel docking çözümlerimiz var. Çünkü bizim cihazlar genelde aracı olan insanların sahada kullandığı cihazlar olduğu için. Ve cihazı farklı farklı birçok modda aslında kullanabiliyorsunuz. Diyelim. Şimdi biraz da müşteri örnekleri verelim. Yani bizim portföyde cihaz kullanıp ama özellikle bir harita operasyonunda bir şekilde cihazların üzerinde kullanan müşterilerimiz. 4 tane örneğim var. İlk 2 tanesi elektrik idaresi olacak. Bunlardan bir tanesi Dicle Elektrik. Saha mobil operasyonunu geçen sene yaklaşık 1200 tane 7 inçlik Windows tablet cihazımızla yeniledik. Sayaç okuma hariç bütün mobil operasyonu bunun üzerine geçtiler. Şu an bu cihaz üzerinde koşuyor. Arkada Oracle Utilities ile beraber çalışıyor. İş emri geldiğinde işte abone işlemi yapacak, açma kapama yapacak, kaçak takip yapacak, ne derseniz adına. Arkadaş aslında sahada iş emriyle beraber route'u otomatikman haritada belirleniyor ve gitmesi gereken lokasyonları oradaki yönlendirmelere göre işliyor. Çok fazla batarya ihtiyaçları vardı çünkü şarj etme imkanları çok fazla yok ve Dicle, belki biliyorsunuz ama yine de söyleyelim, aslında Diyarbakır ve çevresinde elektrik dağıtımı yapan şirket. Doğal olarak oradaki
coğrafi zorluklar oldukça fazla. O yüzden zaten bizi tercih ettiler ve farklı bir konfigürasyon aldılar. Çok uzun vadeli bir yatırım yapmak istediklerini söylediler ki rugged cihazlarda bu çok kritik. Yani bugün raftan alabileceğiniz bir tablet tabii bize göre çok 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 ucuz. Ama bunun ne kadar size sahada performans sağlayacağı ya da bunu ne kadar da bir değiştireceğiniz bizim hep her zaman müşterilerimizle direkt konuştuğumuz konu. Çünkü genelde biz 1-2 senede onların en kötü pili bitiyor ya da zaten kırılıyor. Ya da hassas GPS örneği yok vesaire birçok şey konuşulabilir. Dicle şu an sahaya çıkarken hedefi 5 yıl minimum bu cihazları kullanıyor olabilmek. O yüzden de Windows platformuyla beraber ilerlemeyi tercih ettiler. Bir diğer örnek yine utility alanında BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik Avrupa yakasının dağıtımı. Onlar 120 adet, bunun bir büyüğü 10 inç Windows'la. Bu ürünlerin hepsi yukarıda standımızda var, görebilirsiniz. Sadece kaçak takip operasyonu için. Proje 50 adetle başladı ama gördüler ki o kadar hızlı yatırımın geri dönüşünü alıyorlar ki. Çünkü her kaçak takip operasyonunda kaybedilen bir para geri dönmeye başlıyor. Doğal olarak çok hızlı bir şekilde 120'ye çıktı. Belki biraz daha devam edecek. Burada IT direktörünün en korktuğu nokta, ya Oktay dayanıklı ama sen bizim neyle karşılaştığımızı bilmiyorsun. Adamlar kaçak takibe gidiyor. Yani elektriği kaçak kullanan bir kişiye ya da kuruma gidiyorlar. İşte kafasına taş mı atmıyorlar, köpek mi salmıyorlar, neler neler. Bunu aynı zamanda bir koruma cihazı olarak kullanmak istiyoruz dediler. Ama kullanıcıdan kaynaklı hatalarda da garanti kapsamından çıkmasın, başımıza da maliyet açmasın dediler. O yüzden BEDAŞ'ın seti aslında cihazın dışında mutlaka bir yedek pil ve artı kullanıcı hatalarını kapsayan bir garanti paketi şeklindedir. Üçüncü bir örnek, Ömer Bey burada herhalde müşterimiz. Bahsedeceğim demiştim Ömer Bey değil mi? Pegasus bence çok önemli bir case study Türkiye'de. Çünkü bugün izin vermezler herhalde değil mi Ömer Bey? Kokpite ben bir bakacağım desek izin vermiyorsunuz değil mi? Görünmesine. Ama hani girdiğiniz varsayalım Pegasus uçağında, her iki tarafta iki tane bu cihazdan var. Hem Boeing'lerde hem Airbus'larda. Electronic Flight Bag dediğimiz aslında uçuş çantasında, o belki hiç bilmiyorum biliyor musunuz ama böyle 30-40 kiloluk siyah çantalar her seferinde bir daha basılıp pilotlarla beraber uçağa bindirilen çantalar yerine artık sadece bu tabletlerde bütün operasyon koşuyor. Tabii ben çok detayını anlatamıyorum burada ama yaklaşık 215 tane FZG bir bütün Pegasus uçaklarında şu an neredeyse de 2,5 sene civarı bir şeye ulaştık. Sorunsuz bir şekilde operasyonu sürdürüyor. Sadece elektronik flight beklediğimiz bu uçuşlar değil, işte birçok havaalanının orada park slotları, ki orada ciddi harita işlemi var. O yüzden terminoloji hatası yapmayayım Ömer Bey buradayken, yoksa bir şeyler söylerdim ama şimdi hata yaptın der. Birçok operasyonda gerçekten işlerini müthiş rahatlattı ve çok hızlı bir şekilde yatırımı geri döndürdü. Şu an çünkü dünyada Windows tabanlı kokpit içinde kullanılabilecek certified edilmiş tek cihazdır. FZG1 dediğimiz 10 inç Windows cihaz. Ve son örnek, biraz da farklı bir sektör ve farklı bir ürün olsun diye koyduğum aslında Uğur Soğutma. Uğur grubunun aslında soğutma işinin sahadaki servis operasyonu için yaklaşık o da 2-2,5 sene oldu. 7 inç Android cihazla onlar da iş emri yine geldiğinde tabii bir haritayla servis teknisyeni arkadaşın aslında o gün hangi lokasyonlara uğrayacak, hangi cihazları tamir edecek, problemler ne, buna göre nasıl bir yedek parça alması lazım gibi bir ön planlama, artı tabii ki lokasyona geldiğinde işte soğutucuda ya da derin dondurucuda yaptığı işlemi kaydettiği, hangi parçayı kullandığına dair bütün o iş akışını yöneten bir sistem. Daha önceden el terminali kullanan bir müşteriydi Uğur Soğutma. Doğru söylemek gerekirse çok tüketici elektroniği, yani ucuz, hepimizin işte MediaMarkt'lardan, Vatan bilgisayarlarından alabileceğimiz tabletleri mi alsak, yoksa gerçekten el terminalindeki gibi dayanıklı bir şeyle mi yola çıksak dediler ve oradaki maliyet farkı onlar için çok da şey gelmedi, avantajlı gelmedi. Çünkü iş kesintisinin çok büyük olacağını gördüler consumer cihazla yola çıktıklarında. Burada özellikle Gobi 5000'in bu cihazların birçoğunda BEDAŞ hariç aslında üzerinde Gobi 5000 ile coğrafi bilgi sistemleri ya da haritalarla bir entegrasyon var. BEDAŞ örneğinde ama birebir U-Blox modül var cihazın üzerinde. Hani onun da altını çizmekte fayda var. Benim anlatacaklarım bu kadar. Süreyi iyi kullandığımızı düşünüyorum. Soru varsa belki ben alabilirim Tunç süreden dolayı. Yok galiba. Süper. Teşekkür ediyorum.